Merhaba arkadaşlar. Evet, yine yazılım doğrultusunda, yazılım marifetiyle doğru değerlendirme ve doğru ölçüm sonucunda tespit, arkadaşların tespit ettiği bir başka holding şirketi Doğan Holding. Bu şirkette tespit edip doğru değerlendirip doğru teşhis eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bilanço düzenlemesine göre 2020'nin son çeyreği ve 2021'in son çeyreği inceleme dönemlerinde işletmenin varlık yapısına baktığımızda varlık yapısında belirgin bir şekilde değişme gerçekleştiğini görmekteyiz. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı yaklaşık %60'dan cari dönemde belirgin şekilde %69,5'a artarken toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı %40'dan yaklaşık %30,5'a belirgin şekilde azalış sağlamış. Brüt işletme sermayesinin belirgin şekildeki artışının ana kaynağını şöyle baktığımızda stokların toplam varlıklar içerisindeki payının yaklaşık %5,5'tan cari dönemde %9'a artışından kaynaklanmakta. Evet, toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %21'den cari dönemde yaklaşık %20.84'e çok cüzi, çok belirgin olmayan bir azalış gerçekleşmiş. Aslında stabil kalmış, çok bir değişiklik oluşmamış. İşletmenin nakit ve nakit benzeri varlıklarının toplam varlıklar içerisindeki payında. Fakat brüt işletme sermayesi içerisindeki payı %35,5'tan cari dönemde %30'a kısmen azalırken kısa vadeli borçlar içerisindeki nakit ve nakit benzeri varlıkların payı %100,5'tan %78,5'a azalmış. Ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı ise %27'den cari dönemde yavaşça %27,5'a artmış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların payı %7,5'tan yavaşça %8'e artarken stokların payı %5,5'tan cari dönemde kısmen %9'a artmış. Şirket 2021'in son çeyreği itibariyle maddi duran varlıklarının %17'sini amorti ederken cari fiyatlarla yaklaşık %63 oranında 8 milyar 601 milyon 535 bin TL'lik iktisadi varlık artışı sağlamış. Kaynaklarına bakalım. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %21'den cari dönemde kısmen %26,5'a artarken varlık finansmanındaki uzun vadeli borçların payı %10,5'tan cari dönemde yavaşça %9'a azalmış. Şirket varlıklarını yaklaşık %36 oranında toplam borçlarla fonlarken %64 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Şirketin toplam öz kaynakları toplam borçlarının yaklaşık 2 kat üzerinde seyretmekte. Finansman yapısını daha kapsamlı araştırırsak, 2020'nin son çeyreği itibariyle işletmenin 2 milyar 782 milyon yabancı para pozisyon fazlalığına sahipmiş. Bir yıllık zaman zarfında bir 2 milyarlık yabancı para fazlası daha yaratarak 2021'in son çeyreği sonu itibariyle net yabancı para pozisyon fazlalığına 4 milyar 863 milyon yaklaşık 5 milyara artırmış.
Finansmanda kısa vadeli değişikliklerde finansmanda öz kaynağın katkısı %6 kısmen azalırken yabancı kaynakların payı %13,5 artış sağlamış. Öz kaynaklarıyla borçları karşılama oranı %17,5 oranında azalmış. Bu üç ana kalemdeki değişim işletmenin zayıf ve güçsüz yanını ortaya koymakta. Brüt işletme sermayesi %81 gibi belirgin bir oranda artarken net finansal borçları %245,5 çok yüksek ve hızlı oranda artmış. Fakat işletmenin toplam öz kaynakları toplam borçlarının hala yaklaşık iki kat üzerinde üzerinde olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Finansmanda uzun vadeli değişiklikte uzun vadeli finansman kaynakları finansmandaki payı %12 oranında azalırken uzun vadeli borçların maddi duran varlık finansmandaki payı %22,5 oranında artış kaydetmiş. %75, yaklaşık %75 döviz pozisyon fazlalığı artarken ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması %35 oranında azalması uzun vadedeki işletmenin finansman yapısındaki bir başka zayıf tarafını ortaya koymakta. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının ve yabancı para çevrim farklarının arttığını görüyoruz. Dönem kar payı kısmen artarken yabancı para çevrim farkları belirgin şekilde artış sağlamış. Devamlı sermaye kısmen azalırken öz sermaye karlılık payı kısmen artış göstermiş. Toplam öz kaynakları %18 oranında ödenmiş sermaye, %79,5 oranında da içsel sermaye yaratımı, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Ortak ve şirket karlılığı oluşumlarına bakacak olduğumuzda, şirket karlılığı %15,5 oranında artarken ortak karlılığı %30,5 oranında artış göstermiş. Satış karlılığı %19,5'tan %27,5'a, katkı payı yüzdesi %18'den %20,5'a artarken emniyet marjı %62,5'tan yaklaşık %65'e artmış. Borçların öz kaynakları oranı çok kısmi cüzi artış gösterirken borç maliyetlerinde çok cüzi çok kısmi azaltmış şirket. Gelir tablosuna bakalım. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin %88'den cari dönemde yavaşça %85,5'a azalmasının neticesinde gayri safi işletme karı yaklaşık %12'den cari dönemde %14,5'a artmış. Faaliyet giderlerinin %0,58'den cari dönemde %1'e artmasının neticesinde de esas faaliyet karı payı %11,5'dan %13,5'a artarak gerçekleşmiş. Finansman giderlerinin %3'ten cari dönemde %4,29'a artmasının neticesinde de vergi öncesi karlılığı %16'dan yaklaşık %23'e artarak gerçekleşmiş. Vergi giderlerinin %2,67'den cari dönemde belirgin şekilde %4,5'a artmasının neticesinde de net dönem kârı %13'ten
cari dönemde yavaşça %17'ye artarak seneyi tamamlamış. Karlılık oranlarına bakalım nakit akışından önce. Evet, karlılık oranları oldukça başarılı gözüküyor. Bazı oranlar vasat düzeyde kalmış olsa da. Nakit akışına bakalım. İşletme faaliyetinden nakit girişi %167, esas faaliyetlerden nakit girişi %74 oranında artış sağlamış. Şirket 2 milyar 895 milyon, yaklaşık 2 milyar 895 milyon dönem kârı oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzeri varlıkları 1 milyar 733.590 TL artmış. Satışlardan nakit girişinin satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı %113. Hatta %114 artışla %100'ün üzerinde gerçekleştirmiş. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranı %100'ün altında kalmasından işletmenin yatırımlara gittiğini görüyoruz. Bundan dolayı da 1 milyar 468 milyon nakit açığı vermiş. Vergi öncesi dönem kârı nakit akışına göre %106 ile oldukça yüksek oranda %100'ün üzerinde olumlu yönde gerçekleşmiş. Kaynak kullanımına baktığımızda onların %59,5'luk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %34 ağırlıkta kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması olumsuz. %81,5 ağırlıkla brüt işletme sermayesinin artışının ana kaynak oluşturması olumlu gelişme. Net işletme sermayesi %72 gibi yüksek oranda artış göstermiş, 4 milyar 290 milyon 649 bin TL olarak. Reel satışlarına baktığımızda evet, yurt dışı ihracat gelirleri belirgin şekilde artış kaydederken yurt içi reel satışları %12,5 oranında azalış göstermiş. Yurt dışı ithalat giderleri işletmenin yokmuş. Rasyolarına bakalım. Likidite oranları azalma eğiliminde olmuş olsa da olması gereken sınırların üzerinde olup likidite riski taşımamakta. Faaliyet oranları vasat düzeyde gerçekleşirken kaynak yaratma vasatın çok üstünde gerçekleşmiş. Etkinlik oranları vasat olarak gerçekleşmiş. Fakat önemli olan ekonomik katma değerin ve otofinansmanın artış yönünde olması. Büyüme değerlerine baktığımızda şirket cari fiyatlarla büyürken satış ve öz kaynak küçülmesi, öz kaynak ve varlık küçülmesi yaşamış. Reel olarak kar büyümesi gerçekleştirmiş. Risk oranları da modelleri de düşük risk içerdiğini görüyoruz. Bu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken değeri yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasını programa sahip olan arkadaşlar kontrol edebilirler. Ayın 4'ünde ben bu bilançoyu yaptığımda 2,89'dan fiyatlanarak kapatmış. Bugün itibariyle baktığımızda işletme oldukça iyi bir performans sergilemiş. 3,46'lardan fiyatlanmakta. İndirgenmiş nakit akım yönteminde de bugünün verileriyle hesaplamalarını kontrol edebilirler. Evet, doğru teşhis ve tespit. Tebrik ve teşekkür ediyorum kendilerine. Yine sizin tespitlerinizi değerlendirerek devam edeceğiz.